Sevgili canlarım, hoş geldiniz. Bugün ağız açık yapacağız. Afyon'un ağız açığı peynirli, yumurtalı. Eğer kanalıma abone olmadıysanız, takip ediyorsanız canlarım, abone olmayı unutmayın. Akkız ninenizin, akkız abanızın, teyzenizin kanalına abone olun canlarım. Çok güzel bir ağız açık tarif veriyorsun canlarım. Çıtır çıtır vallahi çok güzel canlarım. Yapın yiyin, afiyet bal şeker olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün balkonumda ağız açık yapıyorum peynirli. Burada 5 bardak unum var. Böyle ölçüm işte burada. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumuzu atalım. 4 bardak burada suyum var. Arkadaşlar nasıl gidecek bakalım, acık acık mı yiyeceğiz. Peynirli Afyon yöresinin ağız açığını yapacaksın canlarım. Güneş var bugün, çok güzel. Balkona vuruyor, harika. Bütün takipçilerime selamlar. Arkadaşlar iyisinizdir inşallah. Hep birlikte bugün ağız açık yapalım. Bugün çiçekler ısındı. Güneş güzel. Ali. Soğudu mu? Bunlar da sevmiyor. Isındı mı? Çönleşeleri iyi. Şu nasıl güzel. Ay vallahi aynı şey gibi. Ne diyorlar? Deniz doluyor ya. Ahtapol. Vallahi aynı öyle oğlum. Harika duruyor. Burada mı güneşe doğru yön veriyor? Evet. Bu tarafa doğru bak. Şunu açmış çiçeklerini, ne güzel olmuş. Ne? Şey şu. Çok çeşit. Çok. Pazara getiriyordu ya, bir kasaya bindirmiş galiba pazardaki çiçekçi. Demin pazara gittiğimde gördüm. Yoğurt. Bir kasa mı var? Tesadüf bir kasa. Küçük bir kasa. Dedim o yoğurtçulara, yoğurt aldığım kadınlara. Dedim sizin çiçekçi bir kasaya koymuş galiba hepsini dedim. Önden bayağı vardı. He dediler bir kasa kalmış. O da bu şeylerden bunda. İşte tek tük bizim burada pek iyi bir şey de kalmamış. Ali şu ya zannedersen bu bir bardak var. Onu bir ölçü ve. Bu bardaktan mı? Aynen bundan kullandım. Orada ben su içtiydim. Acık ötedeydi herhalde. Ya da boşuyla ölçü ve. Tam bir bardak. Hmm, 3 bardak. Bu sefer şey büyüğüne netmedim o. 200 milimlik dediğinle ölçtüm. Bak aradaki fark bayağı var. Koy Ali bunu buraya. Tamam, kaktırıp açık şu yanına. İyi.
Arkadaşlar yumuşak bir hamur oluyor. Ağız açığımızın hamuru. Senit de yuvuruyorum. Tahta diyen. Yuvurma tahtası diyen. Senit diyen. Vallahi biz böyle isimlere takıyoruz bu tahtayı. Evde olsan üşürsün. Ben şeyi görüyorsun ya, balkonu. Ali çok güzel oldu buraları kapadığımız. Dışarı atıyor. -1 derece falan var. Var. Burada. Şuna bak annem. Vallahi. 1 derece şeyi getir bak ya. Ben şimdi oturduğumda. Getiremiyor musun? Getir. Yanına koy. İçeri 20 mi? İçeri 20.5. 5 dakika sonra bakalım. Keselim bakalım şöyle. Gördük. Şu ağaç kupak gibi geldi. Bugün pazarcılar sanki az gibiydi Ali. Hepsi gelmemiş gibi. Çok gelmemiş. Soğuk olunca gelmiyor. Doğru. Bu pazar yerine böyle değil de alçak şöyle kapalıca yatacaktı. He. O saçlar oluyor ya, iç kapıklı. Kıyısı ondan üstüde normal biraz şey. Bir yerine de şey koyacak, ısıtma böyle üfleyecek. Millet sıcacık duracak diye. Ne olur, nereden olacak o? Bunun şimdi koca koca batonlar ne işe yarıyor? Yazın soğuk, kışın. Kışın daha soğuk. Kışın daha soğuk. Arkadaşlar böyle işte bir kaşık doğum yağı, kuyruk yağı daha doğrusu canlarım. Bunu eriteceğim. Arkadaşlar bu doğum yağım, kuyruk yağım işte erittim. İçine bir bardak da ayçiçek yağı döküyorum. Bir bardak daha dökeceğim. Böyle 2 bardak
ayçiçek yağımız. Bir kaşık don yağımız. Arkadaşlar şöyle normal iki kaşık haşhaş attım. Şuradan aynısını gösterebilirim. Şöyle iki kere haşhaş attım. Bu da yeter. Çok da attı mı kabarmıyor ağız açıklığımız. Yeter. Ali bu kaşıkları sen bu bakan. Oğlum şunu azıcık ortaya çektiri gibi yapalım. Arkadaşlar ben bu açtığım onun içine iki kaşık da nişasta attım. Bir tabakta karıştırdım. Hamurumuz bayağı yumuşak bir hamur oluyor. Böyle açıyoruz. Öyle öyle açıyorsun arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı açamıyorsun. Onlar her tarafa sıçramasın diye. Yaydım. Büyük mendil yaydım ya. Tepsimde yağlı acım. Arkadaşlar. Bunu kosam mı? Yağlasam da mı kosam? Thank you.
arkadaşlar, boğaz açık çok güzel olur. Vallahi işte sevdiğimiz için duramıyoruz, yapıyoruz. Yiyoruz, açık sonra bir iki gün sonra yine arıyoruz. Ağız açıkları bükmeleri. Bunu büyük etmişsiniz. Her kodumda yağlıyorum. Her kodumda yağlıyorum. Arkadaşlar, her kodumu yağlıyorum. Bu ikinci yukamız. Don yağı olmadan olmaz değil mi? Don yağı olmadan olmuyor Ali. Bunun şeysi de don yağı. Olsa da yani bu kadar güzel olmuyor. Bunu bir kere daha yoğmadan koyarmış seni yemiş. Büyük mü geldi? Büyük geldi. Şöyle net olsun galiba. Arkadaşlar, iki tane yukamızı açtık. Üst üste koyduk. Böyle yağlıyoruz. Elimi batırmayın diye fırçayla yapıyorum. Yoksa ki ben elimi daha çok seviyorum da ama bir tane daha akını açarken unla birlikte elim bayağı bir hamurlaşıyor. Arkadaşlar, unum 5 bardak 200 milimlik yumuşacık bir hamur. Suyum tam 3 bardak gitti. Unum 3 bardak aldı. 4 tane beze yaptım arkadaşlar. Böyle hepsini de üst üste açıyorum. Yağlıyorsun, en sonunda gıylağını çekiştirerek biz çocukken ederlerdi bu don yağını, yemezdik, kızardık bir de yapma onu diyerek. Gerçekten büyükler haklıymış, güzel oluyor. Ama o zaman biz güzelden iyiden anlamazdık. Don yağı katıldı mı? Geçen benim torun da yemedi. Don yağlı katmer yaptım. Katmer o kadar çok sever ya, yemedim. Niye yemiyorsun kızım? Ben tokum diyor. Bahanesi de o. Don yağı kattım diye yememiş. Don yağlı katmer de canlarım çok güzel oluyor. Deneyin yine aga. Çok seveceğiniz. 14 kat böyle kat kat döküldü, adeta döküldü. Katlarını görüyorsun hepsini de. 16 kat mı? 16 katmış bak arkadaşlar, ben 14 sanıyordum. Ali doğru unutmamış. Huriye canım. Teşekkür ederim sana. Veli Virane'nin kızı Huriye. Veli dayımı çok severdim, rahmetlik. Mekanı cennet olsun. Devamlı gelirdi yazın bizim köve.
Ablangil nerede oturuyor Hürriye? Yazarsın sevinirim. Çok çok selam söyle ablanlara. Köve gidiyor mu? Ne seyrek mi gidiyor? Anamla konuştum, bir gelmişlermiş oraya gel dedi. Epey oldu geleli dedi. Bütün abonelerime çok çok selamlar yolluyorum. Allah razı olsun. İzliyorsunuz, takip ediyorsunuz canlarım. Çok güzel yorumlar alıyorsun. Allah razı olsun. Allah işinizi gücünüzü rast etsin. Allah çocuğunuzu, kendinizi, bütün yakınlarınızı kazadan, beladan korusun ya Rabbim. Arkadaşlar bu da üçüncü yukamız. Canlarım, gurbetten izleyenlere de çok çok selamlar. Allah'a emanet olun hepinize. Arkadaşlar, dördüncü yukamızı açıyoruz. Son yukamızı. Arkadaşlar, dördüncü yukamızı yaptık. Son yukamızı. İnanın aynı şey gibi oldu. Benim yuka şepitlerin kalınlığı gibi oldu. Çok güzel oldular. Benim bu tepsim bayağı büyüktür. Bu benim baklava tepsim. Elemiyon'dan aldım. Sonra da millet elemiyon tehlikeli. Elemiyon'da bir şey yemeyin, bir şey pişirmeyin. İnanın canım. Aynen böyle ara sıra böyle sadece bir ekmek yağlıyorum. Yıkayıp şora koyuyorum. Baklava etmeyi bıraktım. Fırının küçük tepsilerinde yapan diye düşünüyorum bakan baklavayı. Haşhaşlar dibe çöküveriyor ben acısı. Böyle yağlıyorum. Sonra fırçayla sürüyorum. Arkadaşlar erik hoşavı pişirdim. Pişne hoşavı pişirdim. İnşallah bundan çok güzel olur.
Hep çay, hep çay olur mu canım? Bir de hoşaf edeyim dedim. Dolaba koyuyorsun onları ben, yıkayıp poşetlere. Hoşafı güzel oluyor. Arkadaşlar böyle kıyılarından böyle çekiyoruz. 4 tane yuka burada. Hepsi üst üste canlarım. Zaten yuka açtığım için böyle biraz da çekiştiriyoruz. Böyle bir dursun. Burayı yağlayayım. Canlarım böyle bir katını böyle söndürdüm attım. Şöyle bir döndürelim. Şimdi 3'e katlamış oluyoruz biz bunları. Bunu hamuru. Bir de burayı yağlayayım. Aslında direkt şunu üstüne atıverin. Şunu bir keselim bakalım. Kaç tane oldu bir sayalım. 20 tane falan oldu. 20'den mi çıkacak? Bakalım. Şunu da şöyle kırtladı verin. Bir şuradan küçük çıkarım. Küçükleri de birleştirerek. Çok sürmüşsünüz. Haşeşle. Çıkan çıkana.
Arkadaşlar bir kalıp peynir, çiğ peynir, 3 tane yumurta kırdım. Bunları karıştırıyorum. Burada bir çay kaşığı tuzum var. Onu da atıyorum. Ben bunu elimle tuzu. Bir çay kaşığı da tuz attım. 3 tane yumurta kırdım, bir kalıp peynir. Elimle karıştırın. Kaşığıyla edeceğim, vazgeçtim. Elim daha iyi ediyor. Tam ölçmüş. Bunu birleştirelim. Şuraya koyalım. Şu. Yeter abi. Zaten bu koy verince dağılır her tarafına. Şunu şöyle kazıyalım. Tepsiye biraz haşkeşine yağ ediyor. Direkt tepsiye koyacağım ekmekleri. Şuradan başlayalım Kamal. Kaç derecede pişiriyor? 200 dereceyle kaynayası 200 derece oluyor. Ondan sonra 170 dereceyle kızarası pişiriyorum. 200 derecede kaynıyor böyle pakır pakır, ondan sonra 170 derecede, yani işimizi görüyor galiba. Güzelce kızardı mı? Kızardı mı çıkarıyoruz canlarım. Biraz geç kaynıyor. O yüzden 200 dereceyle açın. Kaynadıktan sonra fokur fokur kaynayıncık 170 dereceyle güzelce kızardı mı alın. Bil ki mis gibi pişti.
Sevgili arkadaşlar, yağımız çok güzel idi. İçini iyi yağladık. Hemen bunu şöyle, hani yalandan derler ya, öne. Böyle yapmayacağız. Canlarım, ağız açığım pişti. Dedim ya, kuymadan önce 200 dereceyle kaynayasıyla neredeyse 20 dakikamızı aldı kaynaması. Tabi buz gibi hamur. Ondan sonra kıstım 170 dereceye canım. 170 dereceyle bir 20 dakika daha böyle kızardı. Canlarım, yani 40 dakikada pişti. Ama her fırın değişik olabilir. Lütfen siz yine kontrollü şekilde yapın. Çıtır çıtır çok güzel oldu. Çok da kaynar. Sevgili arkadaşlar, hepiniz de hoş geldiniz. Yeni abonelerim, beni takip edenler, abone olmayanlar lütfen abone olun. Akkız'ın kanalına, ninenizin kanalına. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.